Aman Allah'ım, dün nasıl bir gündü Gürbüz, gel. Dünü konuşalım biraz. Biliyorsun değil mi? Ertesi gün bir önceki günün kritiğini yapıyoruz. Seda'nın heyecanı alışverişte başladı Zuhal Hanım. Yemeğe kadar da devam etti. Yemeklerine basit yiyeceklerini özellikle de söyledim. Bir ara dalyan köfteye yumurta koymamayı bile düşündü. Üstüne bir de dalyan köfte çatladı. Ama o kadar laf, o özgüven nereye gitti? Göremedik o özgüveni. O yemeklerde yansımamış. Benim şey. Bana diyorsunuz sandım Zuhal Hanım. Hayır, Seda'ya diyorum. Dün neydi öyle ya? Ya o biraz fof çıktı Zuhal Hanım. Öyle konuştuğu gibi olmadı gerçekten. Ay ben şok. Ben bekliyordum lezzetli. Çünkü o kadar güveniyordu ki kendine, menüsüne. Evet. Yapacağım edeceğim dedi ama hiçbir şey de yapamadı. Sen onun mutfağını izle. İzle bak neler neler. Neler neler. Seda Hanım bugün dünkü köftesi gibi darmadağın gelir diye düşünüyorum. 3 gündür kendi gününe gelene kadar bomba gibi etrafta dolaşıyordu. Meğersem o bomba değilmiş, balonmuş, böyle havası kaçmış balon gibi söndü ve masada kaldı. Bugün benim için intikam günü. Herkes çok farklı bir Seda görecek. Dünkü masanın intikamını bugün masada hepsinden çıkartacağım. Artık çok farklı bir Seda görecekler. Önceki gördükleri Seda eleştirilebilir Seda diyorlardı ama bu seferki Seda daha farklı olacak. Bu arada neyle başladın? Brokoli çorbası Brokoli çorbasını yapacağım Zuhal Hanım önce. Menüyü kimle belirledin? Vallahi kendim belirledim. Vallahi kimseyle güzel. Konuşmadım. Neydi ana yemeğini söyle bakayım. Erik soslu somon balığı. Erik soslu somon balığı. Aynen. Demesinler sakın aman kolay balığı koy fırın üstüne bir erik sosu yap demesinler. Çektireceksin o sosu falan. Erik ben aldın de, mı? Ben de şey erik aldım. Anjelik mi aldın? Kuru erik aldım. Kuru erik ha, kuru erikten yapacaksın. Aynen. Olur, o da güzel olur. Kuru erik. Ne o elinde fosforlu telefonunla? Zuhal Hanım biliyorsunuz Oktay İtalyan yemekleri yapıyor. Üstelik İtalya'yı çok seviyormuş. Gittin mi? Gittim Zuhal Hanım. Nereye gittin? Roma, Venedik, Floransa? Milano'ya da gittim. Milano. Oraları gezdim yani İtalya'yı. Ben seviyorum. Hatta Roma dönemine bile geçmiş Zuhal Hanım. Eminim İtalyanlar da seni sevmişlerdir. Bakın fotoğrafı da Cihangir verdi. Ya bizim Cihangir'le. Hangi fotoğrafı? Hangi fotoğrafı öyle? O Atina'da çekildi. Roma'da bu Atina'da değil. Ne Roma'sı? Bayağı gerçekten de... O kıyafetin hikayesini biliyor musunuz Zuhal Hanım? Bilmiyorum. Söyle bakayım. Ben onu internetten İstanbul'da aldım. Sırf Atina'ya götürmek için. Orada da otelde ütülettim. Öyle giydim. Kostümlü. burada da onu spor şey yaparken sanıyorlar, Oktay. Onu şey sanıyorlar. Hani orada fotoğraf çekilmek için yerler var ya. Öyle çekilmiş gibi ama diyorsun. Öyle değil yani. Ben sanki onu... Green Box'ta çekilmiş gibi ama bayağı Atina'da. Burada da Paris'tesin. Oktay geziyor. Fillik fillik. İşte çok... Afrika eksik Zuhal Hanım. Oraya Afrika. Da sizin sayenizde belki giderim. Çok taliplerin çıkıyordur. Yabancı ülkelere gidiyorsun, ne diyorsun? Yok muydu orada bir sevgili bulamadın mı yahu? Madem de seviyorsun. Yabancıyla olmaz. Yani Türk'le olmuyor. Yabancıyla nasıl olacak? Doğru söylüyorsun. Gene ne varsa Türk kızlarında var. Aynen öyle. Evet, bu arada özellikle Onur'un sana vereceği puanı çok merak ediyorum. Onur Bey'den ben tam çözemedim onu ya. Bir iyi davranıyor, bir kötü davranıyor. Öyle mi diyorsun? Vallahi zorluyorum. Ne kaç puan verecek bilmiyorum. Bakacağız bugün. Vallahi güzel ama yap yemekleri. Güzel olursa yemekler herkes kimse en az şey diyemez. 7 verirler bence. İnşallah. 2 tane 7 gördük bu hafta. Evet. Güzel yemekler çıktığında puanlar da verildi. Ama sonra pişman olundu onu da Seda anlamadım. Seda o 7'yi verdiğine pişman oldu zaten. Ama olmaması lazım. Ne söylüyorsanız arkasında durun yani. Zorlu Hanım o şey sandı işte. Herkes ona da 7 verecek diye ama o köfteye 7 verilmez. Bir tek Oktay Bey bana 5 puan verdi. O da bana kibar gözükmeye çalıştı. Cici gözükmeye çalıştı. Kendi gününü oynadı. En yüksek ben puan veririm imajı göstermeye çalıştı. Ama ben bunları yutmam. Bugün Oktay Bey benden aynı tavrı kesinlikle beklemesin. Zaten adaletli değil. Ve ben de Oktay Bey adaletli olmayacağım. Siz niye oturuyorsunuz oradan bir şey yapsınız? Yemeğiniz bittiyse. Olmaz mı? Olur, ne yapmamı istersin ver hay hay. Vallahi Zuhal Hanım çok sevinirim. Tamam ya. Ne yapayım? Ne yapmamı istersin? Ben herkese azıcık yardım ediyorum. Zuhal Hanım bunları böyle yıkayıp ikiye kessek yeter. Oktay, Zuhal Hanım'ı mı çalıştırmak istiyorsun? Zuhal Hanım da ama yardım eder belki eder, ya. Eder, boş boş durmayalım. İnanmıyorum, gerçekten Zuhal Hanım'ı çalıştırıyor. Ama senin orada işin bitsin ki ben seninle ya. Sarı vermeyelim. Ha sarı verme bak. Sarı bıçak sarı şey ne sarı oluyor? Sarı vermedi. Mutfak robotunda sarılar var. Nasıl oluyor? Hani sarı sevmiyordun sen? Patatesde de sarı vardı. Sarı da çeri almışsın. Patates de sarı olmaz böyle. O yok, zaman yok, madem şey öyle olmaz. Çalışacağız. Şu bir çekmeyin. Tane şuraya poşet koyacaksınız. Ben hep öyle yaparım mutfakta çalışırken. Şuraya koyacaksınız. Ne lavabonun içi de ondan sonra geliyorlar. Ne bu lavabonun içi pis diyorlar. Allah sizden razı olsun. Rica ederim. Sağ ol. Allah razı olsun senden de ama
Yani evladım çok zor bir şey değil. Buradan alıp taşımak daha zor çöpü. Al bunu böyle koyacaksınız buraya. Sonra buradan alacaksınız, atacaksınız çöpü. Hiç aklıma gelmedi. Ben öyle çalışıyorum mutfakta. Bir tarafıma koyayım. Çünkü sürekli çöp kovasına... Ben bunu bir saniye... Al. Sürekli çöp kovasına öyle git, eğil, bas, et, çek, çıkar. O vakit kaybettiriyor. Siz evde yemek yapıyor musunuz Zalyan? Yapıyorum, yapıyorum. Karnıyarık için yıkanan kabakların sapları alındıktan sonra ikiye kesiliyor. Ardından brokoli çorbası için haşlanan sebzeler kontrol ediliyor. Soğan koydun, havuç koydun. Evet. Krema mı koyacaksın, süt mü koyacaksın? Kremalı yapacağım ama kremalı süt de olur. Koyuyorum ben Zalyan. Süt de konulur. Hı-hı. Bu peynirler burada kalsın mı yoksa dolaba mı koyalım? Onları dolaba koyalım. Hadi bilmiyorum. Bırak sen onları, ben hallederim. Alın bakalım. Çünkü bunlar hassas ürünler. Süt kalsın Zalyan. Süt kalsın. Sütün zaten oda sıcaklığında olması lazım tatlılarda. Aynen. Kullanmadan evvel, hatta sabahları... omlet bile yapacağın zaman yumurtayı birazcık önceden çıkarın. Bir oda sıcaklığı kıvamına gelsin. Sütlü şeydi böyle zamanlarda oda sıcaklığında soğuk şeyler kullanmayın. Tabii özel bir tariftir, o ayrı. Evet, defterimizde tiramisu tarifi yazıyor. Kimin tarifi bu? İnternetten mi? Annenin mi tarifi? İnternettekinin içine de işte benim İtalyan arkadaşlarım da var. Onlarla da konuştuk. İtalyan arkadaşlar. Aynen öyle. Evet. 15 bin TL için Oktay yarışıyor. Kaç dakikası geçti? Söyle bakalım. Gulbüs. Zuhal Hanım, şu ana kadar geçen süre tam 16 dakika. What? Ben bir şey unuttum galiba. Tuttu beni. Ne unuttun? Yumurta. Saçmalama. Ama listemde var Zuhal Hanım. Nasıl almadın? Almadın mı? Almamışım. Şaka yapıyorsun. Yok. Almadı mı? Evdekini kullanamaz mıyım? Hayır. Almadı mı gerçekten? Eyvah! Dolaba koymuş olabilir misiniz? Hemen fişe bakalım. Fişe bakın, hemen fişine bakın alışveriş işine. Ya listende yok muydu? Yazdım diye hatırlıyorum. Alışveriş listen nerede? Listem öbür odada, getireyim mi? Alışverişte süresi de arttı Zuhal Hanım. Defalarca da listeni kontrol et diye uyardık. Fişe bakın, fişi kontrol edin. Belki de aldı buzdolabına koydu. Getir bakayım listeyi. Zuhal Hanım yokmuş listemde. Yazmamış mısın? Yok yazmamışım. Ne yapacağız, yumurtasız olur mu? Zuhal Hanım, Onur da mantar almayı unutmuştu. Dışarı çıktı, koşarak aldı geldi. Evet, diğer yarışmacı yazdığımızda. Hemen git al gel. Bence... Al ya. Almayacağım Zuhal. Yumurtasız mı yapacaksın? Aynen. Emin misin? Hamur yapmıyorum. Bence hemen karar verme. Yemeklerin durumuna göre tekrar düşünürsün. Sen başka şeylerle devam et. Olması lazım, ben almayacağım. Emin misin? Yumurtasız mı yapacaksın tiramisu? Yumurtasız tiramisu yapacağım. Peki sen bilirsin. Ama süre zarfında eğer bence süren yeterse, ki yeter, şuradan 5 dakika. Ne kadar buraya market? Zuhal Hanım, market çok yakın. Hemen gider gelir. Ben 5 dakikada. Içine... Tabii ki sürenin işine dahil. Ya 5 dakikada yaparsın, alırsın ya. Bence al. Hadi sen alayım. Bilirsin tamam, ama. Hadi alayım. Hadi hadi çıkalım. Ben de çıkıyorum. Yumurta alacak yarışmacımız. Hemen. Ben yumurtayı nasıl unuttum ya? Yani siz mi sildiniz diyeceğim ama kendi elimle yazdım sabah 5'te ben bunları. Aşk olsun, biz niye silelim? Bir daha bakıyorum ya, yumurta nasıl? Genelde yarışmacılarımız listeyi yaparken hata yapıyor. Bu hafta herkes bir şey unuttu, sen ilk değilsin. Evet, aynen. Koş Oktay, koş! Alışveriş listesine yumurta yazmayı unutan yarışmacımız süresi devam ederken markete doğru koşmaya başlıyor. Oktay, nasıl böyle bir hata yaparsın? Vallahi gitti. 5 dakika dedi Zuhal Hanım ama 10 dakika gider yani. Hızlı olursan gitmez bence. Sen bir ara yumurtasız yapmayı düşündün. Yumurtasız olur, niye olmasın ya? Tatlı o, şeker koy içine, tatlı oluyor. O zaman geri dönelim. Neden zaman kaybediyorsun? Geldik o kadar. Yarışmacımız süresi devam ederken unuttuğu yumurtayı almak için markete giriyor. Yumurta almamışız abi, yarışma başladı. Burada varmış yumurta ya, bunu alalım. Aldın mı? Aldım. Ben buna yumurta koymasam da onlar anlamazdı. Yumurtayı geçebilir miyiz? Unutmuşum. Hoş bulduk. Merhaba, biz yine geldik. Ne kadar? Şöyle verin. Yumurtayı alıp ödemesini yapan yarışmacımız hemen mutfağa dönmeye çalışıyor. Bunları da kırıyormuşum şimdi. Dakika kaybettin. Sence iyi mi yaptın, kötü mü? İyi oldu yani, hiç gitmesem daha kötü olabilirdi. 5 dakika çok önemli değil, hallederiz. Bence de çok doğru bir iş yaptın. Ama koymasaydım da onlar tadından anlayacak. Onlarda o şey yok, damak zevki yok. Ciddi misin? Yumurtanın sarısını koyacağım sadece. Nereden anlasınlar? Çabuk Oktay, çabuk! Listeyi de attım. Daha da yoksa yok, ne yapayım? Ciddi olamazsın. Bir daha gitmem markete falan. Eyvah!
Ah, bıldırcın yumurtası almışsın. Nerede? Eyvah, yanlış yumurta. Hani ya? Bak orada bıldırcın yumurtası yazıyor. Gezen tavuk yazıyor. Pardon. Gezen tavuk yumurtasıymış. Korktum ya, yapmayın öyle. Valla onu koyardım, bıldırcın yumurtası yesin. Bıldırcın yumurtası olur mu hiç? Ama gerçekten çok korktun Oktay. Korktum ya, korkmaz mıyım? Niye korkmayayım? Tiramisu için süte yumurta sarısı karıştırılıyor.